Evet, hemen başlayalım. Ünlü bir şarkıcımız 10 aydır birlikte olduğu sevgilisinden dün efendim evlenme teklifi. Nazmiye biraz konuşsak mı ya? Dur anne, şimdi olmaz. Benden kötü durumda olanları izleyip halime şükrediyorum. Niye, sana ne olmuş ki, seni bir şey yok ki. He, eli olanı kucakladı zaten o biçimsizi, değil mi Rıza değil? Ya kızım, onu doktora götürmek için, yardım etmek için yapmış ya. He, ben de yedim. Kocasını dövmüş, karıyı da kucaklamış götürmüş. Ya Nazmiye, Allah aşkına ya, hiç aklın kesiyor mu? Rıza senden başkasına şöyle bir yan gözle bakabilir mi ya? Olabilir mi böyle bir şey? Vallahi olmaz ya. Dünya bir yana, sen bir yana Rıza için. Sanki bilmiyor musun? Yalansa yalan de. Ha, gel hanım. Merhaba. Ah Duygu, ah Nazmiye'm, ah. Bu da mı gelecekti başına? Gençliğinin baharında. Kadın mı getireceklerdi üstüne seni? Tövbe de abla, ne oluyor? Ya ne biçim konuşuyorsun kız sen? Mahalle çalkalanıyor mahalle. Rıza, Nazmiye'yi boşayacak, Nursel'i getirecekmiş diyorlar. Ay, ben bir fena oluyorum. Kız sussana sen, pis dedikoducu, gözün çıkmasın senin. Kendine gel, burada daha ne duruyorsun? Anangil'e git, biraz gururlu ol, gururlu. Hala dedikodu yapıyor, gebertirim bak seni ha. Ben ne dedikodu yapacağım? Erkut kahvede olanı biteni herkeslere anlatmış. Rıza Nazmiye'yi boşayacakmış, Nursel'i gelin getirecekmiş. Rıza da oradaymış, kucak kucağa geziyorlarmış kız. Çocuğum bayıldı. Ağır geldi tabii, kandıramaz. Anlaştı. Gözün çıkmasın demek. Bayılttın işte kızı, bayılttın. Kolonyayı ver. Al kolonyayı. Al al al. Ver ver ver. Bak kalk hadi, kendine gel. Hadi kuzum. Ay bayıldı çocuk ya. Nazmiye. Bura. İyi oldu geldin buraya. Kafayı yiyeceğim düşünmekten. Abi, ben bu Gonca meselesini ne yapacağım ya? Kız benden yüzük bekliyor. Yüzük almadın mı zaten? Ver gitsin. Gerçi ben aldım da ne oldu? Takmıyor. Takmıyor mu? Niye takmıyor ya? Neyse, sana bir şey soracağım. Sence ben empati kuramıyor muyum? Yo. Niye kuramıyorsun bro? Gayet kurabilen bir adamsın sen. Yani iyi kötü her insan kadar kendi çapında empati yeteneğine sahipsin diyelim. Ben de öyle düşünmüştüm. Gayet kurabiliyorum bence de. Neyse, şimdi konuya geri dönelim abi. Abi, sence ben evliliğe hazır mıyım ya? Ha? Kardeşim, evliliğe herkes hazırdır. Hazırdır da mesele o değil zaten. Mesele o paravanı yıkıp atmaktı. Gerçekten bir gün tekme tokat da alacağım o paravanı. Her gördüğümde sinir olurum. Ya abi lütfen bana odaklanalım ya. Abi benim bu Gonca meselesini ötelemem gerekiyor galiba. Ne yapmam lazım acaba? Kendi çapımda biraz acaba düşünmem mi lazım? Ne yapmam lazım bilmiyorum ki. Abi bu kadar düşünüyorsan işte evlen, kurtul, bitsin gitsin olay. Korkuyorum. İşte korku iyidir. Korku iyidir. Yoksa adın empati yoksunluğuna çıkar. Evet. Evet. Evliliğe hep böyle bir mesafeliydim zaten. Ben de mesafeliydim. Sonra ne oldu? Evlendim. Sonra ne oldu? Karım bana sen empati yoksunsun dedi. İşte. Yok bro, yok. Ben fikrimi değiştirdim. Sen empati yoksunu falan değilsin. Sen müthiş empati kuran bir adamsın gerçekten. Bayağı empati kurabiliyorsun. Sağ ol yani. Evet, sağ ol. Sen de sağ ol. Sorun bende değil zaten de. Ama işte bu... Bunu kanıtlayacak bir şeyler hatırlamam lazım benim. Ha. Ah, tamam, kendine geliyor. Geliyor, geliyor. Kendine geliyor. Hadi, hadi. Kahve makinesi çalışırken içine metal kaşık sakasın Rıza. Ellerin ıslakken priz kablosunu tutasın. Gece uyurken sobanın kapağını kapatmayı unutasın Rıza. Kendine gelmiş. Maşallah maşallah. Yapma Nazmiye, yapma, beddua etme. Beddua kötüdür. Bak sonra sen kendin çok üzülürsün ha. Yok. Yok anneciğim. Ben akıllandım. Ben akıllandım. Yok, bu iş büyüyor. Bu iş büyüyor anne. Ah Nazmiye. Ah benim zehir akıllı gelinim. Sen niye böyle saf saf işler yapıyorsun? Sen bunları bilmiyor musun? Bunların mahalledeki işi böyle kazan kaynatmak, dedikodu yapmak. Sen niye bunlara inanıyorsun ya? Ay niye ben dedikodu yapıyorum ya? Mahallede ne konuşuluyorsa ben gelip onu söylüyorum size. Anacığım bak, biz kaç yıldır dedikodu yapıyoruz değil mi? Bir kere bile olmayan bir şey söyledik mi?
Yok vallahi hiç söylemedik. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz tabii. Ama ben o ateşi söndürürüm, o dumana da savururum. Hatır Hanım, hatırlayacağım demiştim sana. Allah, şu an çok merak ettim. Bomba patlamak üzere ha? Bak bu hikaye ta çocukluğuma dayanıyor. Yani düşün, daha o zamanlardan kendimi başkalarının yerine koyarmışım ben. Yani o cevher daha çocukluğumda varmış. Düşün. Çok merak ettim. Şimdi dinle. Ben ay çöreğini çok severim. Hala severim. O zaman da severdim. İşte günlerden bir gün, işte o çok sevdiğim ay çöreğinin bir kısmını kış günü yiyecek bulamayacaklarını anladığım o zavallı güvercinlere atmıştım. Ya o çok sevdiğim ay çöreğini. İşte bu hikayeyle hem iyilikseverliğim hem de empati yeteneğim kanıtlanmış oldu. Nasıl? Ya bu sefer de olmadı Kerem. Birazcık daha düşün, belki bulursun. Belki vardır empati yapsın bir an. Belki, belki. Nasıl bir düşünce biçimi ya? Çok bilmiş. Her zaman yargılayıcı. Ukala. Ukala. Kim o? Kimim ben? Bilmem kimsin. Ya sen resmen oyun oynama ruhunu kaybetmişsin Kerem. Ne işin var senin burada? Yılbaşı partisi için geldim. Geçen yılki gibi. Çok çılgınca bir parti düzenleyeceğim. Hayatım boyunca en mutlu olduğum ikinci davet bu. İlki ne? Sen biliyorsun zaten. Ama işte geçen seneydi. Bir senede neler değişti. Oho, sen bilmiyorsun. Hı. Sen pek değişmemiş gibi görünüyorsun. Hala aynı o çekici adam. Çekiciyim değil mi? Evet. Ama evli bir çekici adamım. Hatta eşim de bu şirkette çalışıyor. Kendisi de yanlış anlamaya çok müsait birisi. O yüzden rica ediyorum başıma iş açma. Hadi. Ha. Gizli gizli. En sevdiğim. Zaten büyük bir yanlış anlaşılma olmuş. Biz bu sene parti falan yapmıyoruz. Yani buraya boşuna gelmiş oldun. Ama yani... Seni de yorduk değil mi? Hadi, hadi gidelim. Ama Kerem... Hem senin işin gücün falan vardır. Fantastik fantastik işler yaparsın. Hadi gel. Ya sen niye? Ama... Heh, geldi. Bay bay. Kerem Bey, DJ Fantastik burada mı? İmza attıracaktım da. Yok o. Ayrıca kim çağırdı onu? Ben çağırdım parti için. Sen mi çağırdın? Bana sordun mu çağırırken? Ha? Niye sormadın? Bu şirketin patronu ben değil miyim ya? Ha? Niye sormuyorsun bana? Cevap ver. Sizsiniz Kerem Bey ama 10 yıllık sözleşmemiz var. 10 yıllık mı sözleşmemiz var? Ben yapmam öyle bir şey. Bu sözleşme? Ben yaptım tabii öyle bir şey. Ama senin görevin ne? Bana bunu yaptırmamak. Ama Kerem Bey... Kerem Bey, Meren Bey yok artık. Yeter. Ya esas bana yeter ya. Benim canım yok mu ya? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar... Bu pembe rüyalar